Efendim, herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Hafta içi her sabah 8 haberlerinden sonra karşınızda oluyorduk efendim. Ama bugün son programımız, final programımız. İnşallah 3 Eylül pazartesi günü tekrar sizlerle birlikte olmamız nasip olursa inşallah tekrar birlikte olacağız efendim. Çok yeni projelerimiz, yeni program formatımız var. Program saatimizi de bir saate kadar çıkarttık. 40 dakika yetişmediğine dair sizden çok sayıda telefon, mesaj aldık. O yüzden de yöneticilerimizle görüştük. Onlar da uygun gördüler. Bundan sonra yayın saatimiz inşallah 3 Eylül itibariyle 1 saate çıktı. Efendim bugün inşallah programı bitirebilirim diye düşünüyorum. Kendimi çok çok heyecanlı hissediyorum. İnşallah sizlere çok fazla aksettirmem bu durumu. Gerçekten daha dün gibi başladığımı düşünüyorum. Arkadaşlarım sağ olsun, mesai arkadaşlarım olsun, yöneticiler olsun bize çok güvendiler. Tabii en başta siz seyircilerimiz, izleyicilerimiz verdiğiniz destekten dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde program bu hallere kadar geldi ve bundan sonra da inşallah uzun süreler devam edilmesine karar verildi. Efendim ben sözü uzatamayacağım daha fazla heyecanımdan dolayı. Bugün çok kıymetli, çok sevdiğim bir arkadaşım son günümde benim yanımda oldu. Yıllardır çok tanıdığım, hayatta en sevdiğim, en çok takdir ettiğim, en kıymet verdiğim insanlardan bir tanesi. Teşekkür ederim. Operatör Doktor Tarık Şener Bey. Bugün efendim kendisiyle çocuklarda çok sık rastladığımız ortopedik problemleri konuşacağız. Özellikle de yürüyüş problemlerini, içe basma, dışa basma gibi değişik problemleri konuşacağız. Sizlerden gelen sorulara da cevap vereceğiz efendim. Bize 0212 alan koduyla 454-5506 ve 454-5007 numaralarından canlı yayın sırasında ulaşıp sorularınızı bizzat Tarık Bey'e sorabilirsiniz efendim. Aynı zamanda önceçocuğum.com web sitemizde hatırlatıyorum. Özellikle Facebook ve Twitter'dan da bizi izleyebileceğinizi, oradan da yorumlarınızı ve sorularınızı sorabileceğinizi hatırlatıyorum. Zaten yaz boyunca efendim televizyon dışında diğer önceçocuğum.com, Facebook ve Twitter'dan da inşallah karşılıklı konuşmaya, görüşmeye devam edeceğimizi umuyorum efendim. Ben Doktor Tarık Bey'e hoş geldin diyorum, daha fazla uzatmayayım. Doktor Tarık, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim Şükrü Bey. Bu son programımızda özellikle birlikte olmak istedim sizinle. Yani çok geçmişimiz var birlikte. Ben de başarılı geçen yılınızdan dolayı tebrik ederim. İnşallah gelecek yılda aynı başarı artarak devam eder. Etraftan gelen tepkilerde programınızın ailelere çok faydalı olduğunu gösteriyor. Hepimiz istifade ediyoruz. Çocuk sahibi olan herkes, çocuk sahibi olmayı düşünenler de dahil istifade ediyorlar. Pek olmayan bir program, çok ciddi seviyeli bir program. Onun için beni ayrıca davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şimdi içe dışa basma meseleleri bize evet. Çocuk hekimi olarak yani en çok gelen problem size evet. Çocuklarla uğraşan ortopedist olarak da size de muhtemelen çok gelen bir problem. Yani evet. Sıklığı nedir? Şimdi bütün dünyada hemen hemen çocukların ortopedi kliniğine başvuran ya işte pediatrik ortopediye başvuran çocukların en sık başvuru sebebi ailelerin diyelim daha doğrusu çocukların içe doğru basması. Yürürken çocuğum işte ayağını içe doğru döndürüyor diyor. Bunu tabii düz tabanlıktan ayırmak lazım pes planus'tan. Orada ayağın içe yayılması söz konusu. Bu bahsettiğimiz durum çocuk yürürken baş parmağının birbirine doğru bakması yani içeri doğru göndermesi. Çocuk o şekilde yürüyor. Bunun değerlendirmesini yapıyoruz öncelikle çocuk başvurduğu zaman. Belli bir açısı mı var? veya? Şimdi tabii burada normal yürüyüşümüzü biliyorsunuz. İki ayak arasında belli bir, hemen hemen birbirine paralel şekilde. Bir yürüyüş vardır. Burada çocuk adımını atarken ayağın ön tarafını içe doğru çevirir. Ayağını içe doğru çevirir. Burada birkaç sebep var. Tabii o sebep muayene esnasında biz onu anlıyoruz. Üç ayrı sebepten olabiliyor. Bir tanesi ayağın kendi yapısında bir problem var. Yani ayağın alttan baktığınızda veya üstten baktığınızda düz olması lazım. Ayağın ön tarafı içe doğru dönük oluyor. İçe doğru dönük gibi. Buna metatarsus adductus diyoruz biz tıbbi olarak ayağın ön tarafının içe doğru dönük olması. Bu çocuk daha yürümeden önce ortaya çıkan içe basmanın sebebidir. Yani toe-in diyoruz, baş parmağı içe dönük olmanın sebebidir. Çocuk doğar doğmaz ayak yapısından fark edilir. Bunda yani ilk fark edilecek muayenede siz de onu fark edersiniz. Bunda çocuğa biz egzersiz veriyoruz ilk önce. Ayak içe doğru dönük olduğu için ayağı düzeltici basit egzersizler veriyoruz. Evde anne babanın çok rahat yapabileceği. Kesinlikle. O şekilde ayaklarda gevşek olduğu için düzeliyor. Düzelmezse bazen ters kalıp ayakkabı veriyoruz. Yani ayağın şeklini düzeltecekse ters kalıp ayakkabı veriyoruz. Hatta ters ayakkabı giydirmek gibi bir şey öneriliyor. Evet, yani evet, sağa evet. Sola, sola sağa gibi. Aynen zaten aynı ters kalıp dediğimiz aynı olay o manaya geliyor hemen hemen. Ya kalıp olarak hazırlanacak ya da o şekilde giydirilecek.
Bir de ayağın bu içe basması, içe doğru dönük olmasının düzelmenin devamını sağlamak için işte ters kalıp ayakkabı, bazen de eskiden alçı yapılırdı, şimdi pek alçı yapmıyoruz. Hazır brace'ler var, yani plastikten yapılan brace'ler var. Nadiren o gerekebiliyor. Yani bu çocuğa hiç dokunulmasa da bu hayatını çok etkilemiyor ama görüntü olarak ayak içe doğru dönük oluyor. Onu bu şekilde düzeltmek mümkün. Daha çok gördüğümüz belki. Bu biraz daha az görülüyor. En sık görülen bu içe doğru basmanın sebebi dizle malum ayak bileği arasındaki kemiğin adı tibia. O kemiğin onun doğuştan içe doğru dönük olması. Bu kemikte, hatta bazı yeni doğanlarda siz de görüyorsunuzdur. Çocuğun ayakları birbirine içe doğru bakar. Evet. Tibial torsiyon diyoruz. Yani ayakları torsiyonudur. Dizden itibaren aşağı doğrudur. Ayağa baktığın zaman ayak düzdür ama dizden aşağı itibaren böyle ayaklar birbirine bakar. Bu en sık görülen durum bu içe basmalardan. Bunda çocuk yürüdükçe, aileyi telaşlandırmıyor. Çocuk yürüdükçe, üstüne bastıkça düzelen bir durum. Şimdi aileler, özellikle eskiler, bazen bize geliyorlar, işte diyorlar ki işte bizim akrabamız vardı eskiden, cihaz kullandı düzeldi, ayakkabı kullandı düzeldi, işte özel şeyler yapıldı düzeldi. Bu durum bu olayların mekanizmasının çok iyi bilinmemesinden kaynaklanıyordu önceden. Şimdi olayların gidişatı, bunun kendi kendine düzelen bir durum olduğunu, çocuk yürüdükçe düzeldiğini öğrenince artık o cihazları pek kullanmıyoruz. Çocuğun yürümesiyle beraber bu ayaktan dizden itibaren içe doğru durum düzeliyor. 4 yaşına, 6 yaşına kadar bu hemen hemen %90'ın üzerinde kendiliğinden düzeliyor. Yalnız mesela yürümezse çocuk, yürüyemeyen çocuklarda bu düzelmiyor. Mesela nörolojik olarak problemi var problem çocuğun. Problem olan çocuklar oluyor. Oluyor. Onlar da bu torsiyon durumu kalıcı oluyor. Ama çocuk basıp yürüdüğü zaman otomatik olarak normale dönüyor. Bu da işte tibia durumunda söz konusu. Bunlar da dediğim gibi eskiden o demire takılıp cihazları çevirme, onlar kullanılmış ama bakılmış ki bunları kullananla kullanmayan arasında hiçbir fark yok. O halde bu cihazları kullanmanın hiçbir manası yok. Dolayısıyla muayenede biz buradan kaynaklarına karar verirsek olayın, takip ediyoruz çocuğu. Diyoruz ki aileye de 6 yaşına kadar bunlar çoğunlukla düzelecek. Peki tek taraflı veya çift taraflı, hep çift taraflı mı olur? Genellikle çift taraflı oluyor. Tek taraflı nadir, daha az yani. Üçüncü bir grup daha var bu içe basmaların. Onlar da kalçadaki durumdan kaynaklanıyor. Daha yukarıdan bir dönüş söz konusu. Bunda da bu çocuklar daha çok böyle kurbağa şeklinde otururlar. Yani ayakları dışa doğru dönük, içe doğru oturan çocuklarda durum söz konusu oluyor. O da yine kabul edilebilir, normal bir durum. Tabii o da normal bir durum. Onu da çocuklar bastığı zaman bacaklarını düz basıyorlar. Ama adım atarken daha rahat edebilmek için ta kalçadan itibaren ayağını içe doğru döndürüyor. Bu şekilde yürüyor. Şimdi aslında bu şekilde içe doğru yürüyüşler ayak kaslarını, bacak kaslarını da çoğu zaman geliştirir ve bu çocuklar denge yönünden, spor yönünden, işte futbolcu ayağı gibi biraz daha dengeli olur. Çünkü her adımda bütün kaslar çalışıyor. O kaslar daha güçlü ve daha dengeli olur. Ama bu da genellikle 10 yaşına kadar, bu durumda 8-10 yaşına kadar düzeliyor. Ve ciddi problem oluşturmuyor ailede. Biraz daha büyük çocuklarda aileler zaman zaman söylüyorlar. İşte hani içe basmaktan dolayı, bazen de dışa basmaktan, ondan da bahsedebilirsiniz. Hani ayakkabılarının aşındığını söyleniyor. O zaman içerisinde biraz da çocuk da belki de dikkat etmesi kaydıyla, yani çok ciddi bir başlattığınız ciddi problemler yoksa zaman içerisinde zaten o kendiliğinden yerine geliyor. Aynı şekilde evet, dışa basma da daha nadir, daha az görülüyor ama o da görülebilen bir durum. Aynı şekilde ve bacaklar kalçadan veya o şeyden, tibiyadan, yani dizle şey arasındaki kemikte, ayak bileği arasındaki kemikten oluyor. Dışa doğru duruş da aynı şekilde çocuk bastığı zaman düzeliyor. Fakat bazen de işte bazı özellikle bale yapanlarda olduğu gibi bu dışa basma durumu arzu ediliyor. Yani o, çünkü o sanatı yapabilmek için, yani balerin olabilmek için ayağın dışa doğru çok rahat dönebiliyor olması lazım. O yüzden çocuktan itibaren bu dışa basmaya çocuk meyleder ve o şekilde devamlı çalışırsa, o zaman otomatik olarak dışa basma kalıcı kalacak. Yani o dışa basabilme ve dışa basma kalıcı oluyor. Hatta şöyle dönüyor mesela, niye bir insan 13-14 yaşından sonra bale yapamaz, baleye başlayamaz? Çünkü artık kalçaları dışa dönmeye pek müsaade etmez. Ama çocukluktan itibaren aynı duruma devam ederse, kalça yapısı bunu adapte oluyor, ayak yapısı, ve o dışa basarak, yani ekstra bir dışa basma söz konusu onlarda, bu mesleği devam edebiliyor. Efendim bir telefonumuz var, yönetmenimiz uyarıyor. Zeynep Hanım, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi günler. İyi günler efendim, buyurun. Gerçi şu an konumuz ayak, ama ben kızım doğuştan
baş parmağı, yani ayak değil, el parmağı, gezen parmak teşhisi konuldu. Yani bana Türkçe'ye gezen parmak dediler. Parmağını büküp duruyor, kesinlikle kaldıramıyor. Şu anda sinirleri çalışıyor dedi ama ameliyat olması gerekiyor dedi. 2 yaşında. 4 ay önce bir ameliyat geçirdi. 3 ay sonra kulak burun boğazdan tekrar genizete ameliyat olması gerekiyor. Çok büyük. Yani bunu ne yapabiliriz? Önce mi sonra mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Efendim bir sorumuz daha varmış. Onu da alalım, arkasından Zeynep Hanım'a cevap verelim. Efendim Esra Hanım, dinliyoruz sizi, buyurun. Evet, hemen sorumu sorayım hocam. Buyurun. Hocam benim oğlum 4,5 yeni 5 yaşına girdi. Bu dizlerdeki kemikler biraz çarpık herhalde deniyor ona. Kemikler birleşik yürürken falan zorlanıyor. Ayaklarında ise üst kemiği, ayağın üst kemiği aşırı derecede yüksek, kendisine ayakkabı bulmakta zorlanıyoruz. Ayakkabı bulamıyoruz kendisine. Bu durumda nasıl bir ayakkabı almalıyız? Ortopedi uzmanına mı götürmeliyiz? Şu bacağının da dizinin de tedavisi var mı hocam? Düzelebilecek bir şey mi? Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Sırayla isterseniz cevaplarımızı verelim. Şimdi Zeynep Hanım'ın çocuğu 2,5 yaşında. Baş parmakla ilgili bir doğuştan problem var. Burada daha çok işte kapsül gevşetmeleri dediğimiz ameliyatlar veya tendon transferleri, o parmağın gibi rekonstrüktif cerrahi ameliyatlar gerekiyor. Onlara el cerrahisi ile uğraşan veya plastik cerrahi veya ortopedik cerrahi, el cerrahisi ile uğraşan bir merkezde yapılması gerekiyor. Burada bizim baktığımız şey çocuğun rehabilitasyon uyumu tabii önemli. Hem gecikmemesi önemli ameliyatın, hem de daha sonra çocuğun rehabilitasyon uyumu önemli. Onu anestezi doktoruyla görüşmek lazım. Hani hangisi önce kulak ameliyatı mı, sonra ikisi mi olması, o kulaktaki aciliyete bağlı boğaz ameliyatının. Ama bir şekilde takip edilmesi gereken ve el cerrahisi merkezine takip edilmesi gereken bir durum. Esra Hanım'ın da bacaktaki eğrilik gibi bahsedildi. Hı. Esra'nın bacak eğriliği, şimdi çocuklarda biliyorsunuz dizin duruşu bazen bizim X bacak, bazen de O bacak dediğimiz şekilde olabiliyor. Bunun sebebi bazen işte raşitizm olabiliyor. Yani güneşi az görmesi ve D vitamini eksikliğine bağlı, siz daha biliyorsunuz. Ona bağlı bir takım bacak eğrilikleri söz konusu olabiliyor. Bu durumda X bacak, yani bacakların birbirine teması söz konusu olabiliyor. O zaman yürüyüş ve koşma esnasında çocuk da takılıp düşüyor. İşte hatta bu demin bahsettiğimiz durumlarda da aile, yani ayak içe doğru dönük olunca da ailenin geliş sebebi zaten ya duruşundan şikayetçi veya çocuklar sık sık düşer diye şikayetçi olur. Bu durumda da yürüme ve koşmada özellikle takılmalar oluyor. Şimdi öncelikle tabii dizle ilgili medikal tedavi yapmak lazım. Bir raşitizmi var mı? Bir, altta bir hastalık varsa var tedavisini onu yapmak lazım. Ayakların çukur olması da bizim sık gördüğümüz bir durum. Burada ayakta tabanın düz olması yerine çukur ayak olması, tam tersi taban çukurunun çok yüksek olması söz konusu. Burada ayakkabı giymek hakikaten bazen zor olabilir. Biz daha çok topuk destekli ayakkabılar öneriyoruz veya ayakkabının altına bir topuk desteği koyup o çukurluğu azaltmaya çalışıyoruz. O tarzda bir ayakkabıyı da daha belki çok yardım. Belki özel imalat mı değil mi? Yani özel üretim. Yani özel üretimde yapılabilir tabii. Yapılabilir. Yumuşak, üzeri yumuşak olan, yani çok çukurluğu fazlaysa yumuşak olan şey yapılabilir. Bazen çok ileri vakalarda çocuğun ayağı büyüyünce, yani bir 11-12 yaşından gelince çok çok aşırı rahatsızlık olursa o çukur ayak durumunu çeşitli ameliyatlarla düzeltmek de mümkün. Efendim hazır soru sorulmuşken bacak eğriliğiyle alakalı, hı-hı, ve yani bizim tedavi etmeye çalıştığımız, sizlerin de gördüğünüz ama, evet, biz daha çok da başlangıçta görüyoruz raşitizm dediğimiz kemik vitamin eksikliğini, ona bağlı bacak eğrilikleri. Ama bunun dışında da sizin gördüğünüz özellikle bacak eğrilikleri veya kabul edilebilir seviyelerde açı farklılıklar olabilir mi? Şimdi tabii herkesin bacağı aynı açılarda değil. Yani bir bacağın aksı vardır, yani yukarıdan aşağı aksı vardır. Orada bir anatomik, bizim dediğimiz bir mekanik aksı vardır. Yani onu hem dengeler vücut, her açılar kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Onun normal sınırlarda olmasını genellikle kabul ederiz. Eğer aradaki iki, mesela şöyle bir ölçü vardır standart. İki bacak arasındaki çocuk mesela ayakta duruyor. Ayakta duruyor, topuklarını birleştiriyor. Eğer aradaki mesafe bir 4-5 santimden fazlası, 6 santime yaklaşmışsa bunun ciddi tedaviye ihtiyacı vardır. Tersi durumda da tabii çocuğun dizi birbirine sürtüyorsa tedaviye ihtiyacı vardır. Tedavi tabii çocuklarda enteresan bir mekanizma var. Çocuklarda kırık sonrasında bu durum söz konusu oluyor. Çocuklar büyüdükçe bu eğrilikleri üzerine bastıkça telafi edebiliyor. Yani çocuk bakıyorsunuz o bacakla geliyor. Ama yaşı arttıkça? Yaşı arttıkça, yürüdükçe, güneş gördükçe, vitamin eksik oldukça çocuğun bacakları düzeliyor. Bazen aileler çok tedirgin geliyor.
Ama o hemen ona bir müdahale, hemen bir cihaz gerekmiyor. Çünkü çocuk üstüne bastıkça, yürüdükçe o eğrilmiş kısımlardan kemik daha çok büyüyor. Oraları daha çok uzayınca kemiğin o bowing, eğrilik kısmı düzeliyor. Otomatik düzeliyor. Yani çocuklarda çok, birçok kırıklarda da mesela öyledir. Kırığı biz işte alçıya alınır. Çocuğun kırığı tam üst üste gelmeyebilir. Üst üste gelmez. İşte eğri olur. Dün mesela bir tane hasta geldi. Büyük bir hastanede 3 yaşında çocuk. Femur kırığı olmuş. Yani dizle kalça arasındaki büyük kemik kırılmış. Biraz kemik üst üste gelmiş. Yani 2-3 santim kısalmış. Ve hafif eğri. Şimdi aile çok tedirgin. Birisi ameliyat olması lazım demiş falan ama bu kendi haline bırakacağını, birkaç sene sonra bunun çocuğu telafi edeceğini. Tamam, toparlayacağını. Çünkü büyüyor çocuk. Büyürken de telafi edecek şekilde büyüyor. İki tane telefon attığımızda izleyicimiz varmış. Sırayla alalım yine kendilerini. Efendim, dinliyoruz efendim sizi. Buyurun efendim, Yasemin Hanım. Ben bir şey soracaktım da doktor Tabii Bey. Tabii ki. Benim oğlum 3 aylık kalça ultrasonu çektirdim. Kalça ultrasonunda tip 1 kalça eklemi olarak çıktı. Bir de iki ölçüm arasında biraz bir fark vardı. Şu an gerçi sonuç yanımda değil ama. İki kalça doktor, arasında mı fark vardı? Hani açılar arasında fark var anladığım kadarıyla. Öyle mi efendim? Evet, evet, biraz bir fark vardı ama şu anda tam olarak hatırlamıyorum kaç santim fark olduğunu. Tip 1 kalça eklemi sonucu verildi. Evet. Acaba ben de tam hani öğrenemedim sonucunun ne anlam ifade ettiğini de doktor beye soracaktım. Tip 1A muhtemelen efendim, değil mi? Tip 1A'dır hatta. Evet. Onun tiplendirmesi vardır. Peki, çok teşekkür ederiz paylaştığınız için. Herhalde... Şimdi kalça ultrasonundan da bahsedelim isterseniz, biliyorsunuz. Siz Tabii. de her çocuktan artık kalça ultrasonu Standart istiyorsunuz. Standart istiyoruz. Çok da iyi oluyor. Türkiye'de çünkü kalça çıkığı problemi çok ciddi. Hem erken yaşta hem ileri yaşlarda ciddi problemlere yol açıyor. Ama artık çok aşırı görmüyoruz gerçekten. Kesinlikle. Çok iyi oluyor o yüzden taranması. Bu tip... Biz ultrasonda taranıyor. Ultrason sonuçlarını siz de görüyorsunuz. Biz de görüp değerlendiriyoruz eğer problem olursa. Tip 1 kalça normal. Yani izleyicimizin bebeği normal bir kalça. Tip 1A'da tamamen normal. Tip 1B'de de normal olmaya aday bir kalça. Yani kalçası tamamen yerinde. O yüzden tedirgin olacak bir durum yok izleyicimiz. Tip 2'den sonra biz endişeleniyoruz. 2A'da işte yetersizlik başlıyor. Yuvada yetersizlik başlıyor. Tip 3'te de artık çıkık olmuş oluyor kalça yerinden. Dolayısıyla tip 1 demek rahat demek. Yani problem yok demek. Hatta ultrasonda bazen yanlış pozitiflikler de olabiliyor. Yani hasta şüpheli olarak geliyor. Bakıyoruz bir ay sonra tekrar ultrason çekildiğinde kalçanın daha düzgün olduğunu da görüyoruz. Yani tip 2 olarak gördüğümüz hastalarımız oluyor zaman zaman. Evet. O sebat ediyorsa size yönlendiriyoruz zaten. Evet, evet. Siz de o zaman herhalde röntgen çekilerek o zaman ilk başta röntgen çekmiyorsunuz. Röntgen çekmiyoruz. 3 aydan sonra bazen röntgen gerekiyor. Ultrasona göre eğer orada kalça problemini görürsek, yani yetersizlik görürsek, bizim özel bir bandajımız var, basit bir bandaj. Onu çocuğa uyguluyoruz. Çocuk kalçalarını, buradaki kalça çıkındaki maksat da nedir? Yine çocuğun, o gelişen çocuğun gelişme durumundan istifade etmek. Onun için sadece kalça yerinde tutan ama hareket veren bir basit bandaj uyguluyoruz. Onunla kalça orayı uyardıkça, kemik uyardıkça kalçanın gelişimi söz konusu oluyor. Ve neticesi de çoğu zaman yüz güldürücü oluyor erken tanındığı için. Efendim bir sorumuz varmış, hattımızda izleyicimiz varmış. Hocam iyi günler. Dinliyoruz efendim, siz buyurun. Hocam böyle bir program yaptığınız için... Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Çok sağ olun. Buyurun. Benim yeğenim düştü. 2,5 yaşındaydı. Yeni yürümeye başladığında divandan düştü. Omuzunun tam birleşme yerinden kırıldığını söylediler. Alçıya alındı. 20 gün kadar alçıda kaldı çocuğun kolu. Ama şimdi yanlış kaynadığını, tekrar omuzunun kırılıp tekrar alçıya alınması gerektiğini söyledi bir doktor. Böyle bir şeye gerek var mı? Ne Bunu kadar öğrenmek istedim. Alçıdan çıkalı ne kadar oldu? Şöyle yaklaşık 2 aya yaklaştı. Yani çocuğun pozisyonu nasıl, şu an kolunu oynatabiliyor mu? Oynatabiliyor, evet. Bir problem yok omzunda. Yani her türlü hareketini... Ama 2 santim o kemiğin yanlış kaynadığını söylediler. 2 santim kadar. İşte yani evet. o tarz kaynamalar şey olabiliyor. Yani vücut çoğunlukla telafi edebiliyor. Zaten kol bölgesi bacak kadar önemli de değildir açıkçası. Bir 2 santim kısalıkta kalsa çok problem olmaz. Ama biraz önce bahsettiğiniz gibi zaten vücut onu zaman içerisinde tamir ediyor. Çok büyük ihtimalle telafi edecektir. Dolayısıyla yani tabii filmi görmeden, tabii ki, hastayı tabii görmeden ki. Bir ama şey söylemek afaki olur ama. Yani hemen ameliyat kararı vermek 2,5 yaşında bir çocukta
Hele alçı yapılmış, tedavisi bitmiş. Çok doğru değil. Birkaç yani yerden görüş alıp gerekirse üniversite hastanesinden en azından bir görüş almak lazım. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Kısacık bir reklam aramız var efendim. Reklamlardan sonra tekrar karşınızda olacağız. Bisa'nın sunduğu Önce Çocuğum devam edecek. Faturalı alacaklarınızın finansmanında hızlı ve etkin çözüm Lider Factoring'den. Lider Factoring, vaktin ve nakdin değerini iyi bilir. Bas pedala, çık doğaya, bas pedala, koş sağlığa. Bas pedala, gir forma, hayatı yakala Aura'yla. Bisikletin kralı Aura'dan, Aura bisiklet, hayatı sevenlere, sağlığını düşünenlere. Başarılı karnelere 7'den 70'e torundan dedeye herkese Aura bisiklet. Renk renk çeşit çeşit. Üstelik Aura bisikletler tüm kredi kartlarına peşin fiyatına 12 taksit avantajı. Bas pedala düş yollara, hayatı yakala Aura'yla. Türkiye çok büyüdü, çok güçlendi, çok renklendi, çok konuşuldu, çok okundu. Türkiye çok değişti. Gazeteniz Türkiye 43. yılında yeni yüzüyle, yeni çizgisiyle yeniden doğdu. Türkiye'ye yeniden bakın, çok şaşıracaksınız. Yeni Türkiye'nin yeni Türkiye'si. DS Damat'tan anında görüntü, %30 indirim ve 100 liralık alışverişe 50 liralık hediye çeki. DS Damat. Yurtbay Seramik. DS Damat'tan anında görüntü, %30 indirim ve 100 liralık alışverişe 50 liralık hediye çeki. DS Damat. Mutfaklarda yeni bir dönem başlıyor. Şimdi mutfaklarda Cook Vision dönemi başlıyor. Bütün pişirme ihtiyaçlarınıza sadece Cook Vision yeter. Arayın, Avro Cook Vision'ı evinize kadar getirelim. Üstelik çok özel bir fiyata. Bisa'nın sunduğu Önce Çocuğum devam ediyor. Efendim tekrar merhabalar. Operatör Doktor Tarık Şener Bey, ortopedi uzmanı arkadaşımızla beraberiz. Kendisine sizden bize çok sorduğunuz, normalde hasta takiplerim sırasında sorularınızı tek tek sormaya çalışıyorum. Tarık Bey, ilk adım ayakkabısı diye bir ayakkabı var mı? Öyle bir ayakkabı, hani aileler diyor ki işte ilk adım ayakkabısı nasıl alacağız, nasıl yapacağız? Evet. Biz ayakkabı kişisel olarak önermiyoruz çocuklara belli bir yaşa kadar. Ayakkabı giydirmeyi sadece korumak için sıcak soğuk diyoruz ama işin özü ve şimdi nedir? Tabii dediğiniz gibi ayakkabının vazifesi aynı zamanda korumak çocuğun. Ama çocuğun tabanının gelişmesi için olabildiği kadar ayakkabısız olması veya yani sanki ayakkabısız gibi yumuşak ayakkabılar, yani tabanı elastik olan, üstten sıkmayan, yanlardan sıkmayan, ayakta problem oluşturmayan ve yumuşak tabanlı ayakkabılar öneriyoruz normal bir çocukta. Yani yeni başlıyorsa çocuk, tabanı ne kadar yumuşak olursa ayak tabanının yere teması o kadar iyi oluyor ve çocuğun taban kasları o kadar çabuk gelişiyor. Taban uyarılmış oluyor. Tabii bir ki. De ben şöyle tarif ediyorum aileleri, diyorum ki ayakkabı alınan elinizde avucunuza sıkabileceksiniz. Kesinlikle. O kadar yumuşak olacak ki. Kesinlikle. Hani yeri hissetsin çocuk. Belki kalın bir patik gibi sanki. Yani evet, bir ayakkabı evet. Da denmeyebilir belki onun. Kesinlikle. Sadece koruyacak. Yani çıplak ayakla gezebiliyorsa hani üşümesin çocuk, en azından dediğiniz gibi bir takım alet şeyden, kesici delici bir şeyden korusun diye ayakkabı giydirecek veya dışarı çıkaracak giydirecek. Dolayısıyla ilk basarken ayağı düzgün bir ayağın çocuğun öyle yumuşak ayakkabı olması lazım. Öyle hazır, kalın, ortopedik ayakkabı diye satılan ayakkabılara çok gerek yok. Ne zaman peki ayakkabı, normal bir ayakkabı almaya başlayalım? Yani çocuk rahat yürüdükten sonra, büyüdükten sonra ayağına uygun. Hani bazen de aileler çok heves ediyor işte güzel, şık bir ayakkabı olsun. Olabilir yani dönüp dışarı çıkarken. Olabildiği kadar giydirmesinler. Yani ayakkabı yumuşak bir ayakkabı olsun. Dışarı çıkarken elbisesine uygun güzel bir ayakkabı, işte kırmızı bir elbisenin altında böyle güzel kırmızı. Şeyli bir ayakkabı, tabii aile onu giydirmek istiyor. Ona da biz karışmayız. Giydirebilir. Ama bizim önerimiz yumuşak olsun. Yanlardan çok basmasın. Normal bir ayak için
özel bir ayakkabıya çok gerek yok yani. Şimdi ben ayakkabı seçiminde aileler soruyorlar tabii. Ben de cevap veririm. Diyorum ki efendim mağazaya gittiniz, ayakkabı mağazasına. Hı. Baktınız hoşunuza en çok giden ayakkabıyı. Renk olarak cıvıl cıvıl hani çok, en çok hoşunuza giden ayakkabıyı alın. Hı. Ve diyorum onu mümkün olabildiği kadar hiç giydirmemeye çalışın. Yani en çok hoşunuza gideni alacaksınız ama hiç giydirmemeye çalışacaksınız. Hı. Çünkü ayakkabı ne kadar az giydirirseniz başlangıçta o kadar güzel. Genellikle 3 yaşından itibaren. Bir de bir sorumuz varmış ama şunu da söyleyeyim. Hı. Ayakkabının ön tarafı da çocuklarda yani biraz geniş olması için çok çabuk büyüyorlar. Kesinlikle. O kadar hızlı büyüyorlar ki tırnaklarında çentiklenmeler, renk değişikliği oluyor. Baskıdan dolayı sürekli bir baskıya maruz kaldıkları için. Şekil bozuyor. Şekil tabii tırnak olabilir. Batmaları oluşuyor. İşte onlar önemli yani. Evet. Sert olması o yüzden de çok doğru değil. Ancak problemi olan çocuklarda, ayakta düz tabanlı olan, taban düşüyor olan çocuklarda gerektiği zaman, onlarda bile her zaman vermiyoruz ayakkabı. Gerektiği zaman takviye edici cihazlar veya özel ayakkabılar veriyoruz. Efendim bir sorumuz varmış. Gülya Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günaydın, iyi yayınlar. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Benim hocama bir sorum vardı. 10 yaşında kızım var. Düz taban, bayağı da bir düz taban. Birkaç sefer doktora götürdüm ama doktorlar sadece bir düz taban olduğunu ve de yapılacak hiçbir şey olmadığını söylediler. Acaba bu saatten sonra yapacağım bir şey var mıdır? Kız çocuğu da yani bayağı ayağı belli. Peki. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun. Paylaştığınız için de teşekkür ediyoruz. Şimdi düz tabanlıklar iki şekilde. Bir tanesi rigid düz taban diyoruz. Yani çocuk ayağını her türlü pozisyona getirdiğinde hep düz taban tabanı görünüyor. Olduğu gibi düz. Hatta bazen tabandan terse doğru çıkıntı da olabilir. Bu önemli. Bunda bazen ameliyat gerekir ama bu az rastlanan bir durum. Seyircimizin anlattığında muhtemelen diğer doktor arkadaşlar gördüğüne göre bizim esnek taban düştü dediğimiz taban problemidir. Şimdi taban düşüklüğü aslında biz çok hastalık olarak kabul etmiyoruz. Normalde ayak çocuk doğduğu zaman ayak tabanı düz. Sonra yavaş yavaş ayak çukurluğu oluşuyor. Bu çukurluk tam olarak oluşmazsa, çocuğun kaslarındaki esneklikten dolayı oluşamazsa, bastığı zaman yayılıyorsa buna flexible yani esnek düz tabanlık diyoruz. Çok hastalık kabul etmiyoruz ama burada ailelerin veya çocukların iki türlü şikayeti oluyor. Bir tanesi işte estetik olarak, görüntü olarak rahatsız oluyorlar. Bir tanesi bazen ağrı yapıyor. Yani neticede çocuk çok ayakta kaldığı zaman tabanları çok yoruluyor. Bir de işte kolay düşmeler oluyor. Yani takılıp düşme veya denge sağlama veya çocuk parmak ucunda yürümekte biraz zorlanabiliyor. Hani arkadaşları parmak ucunda rahat yürürken o biraz onda zorlanabiliyor. Şimdi taban düşüklüğünde ameliyat nadir durumlarda yapılıyor. Yani çok taban düşüklüğü aynı zamanda arkadaki bizim aşil tendon dediğimiz arka baldır kasının tendonunun çok gerginliğiyle beraber olabiliyor. O gerginlik söz konusuysa işte ileri yaşlarda 10 yaş 11 yaşından sonra hafif gevşetmeler yapılabiliyor. Arkadaki aşil tendonun gerginliği varsa. Ama onun haricinde tabanı genellikle tercih ettiğimiz alttan destekle yani özel taban destekleriyle takip etmek. Çünkü hayatında çok fazla etkili olmuyor. Hani annesi görüntü olarak çok rahatsız olsa bile genellikle çocukların hemen hemen hiçbir şikayeti olmuyor. Uzun yürüyüşlerden sonra? Uzun yürüyüşlerde biraz kas yorgunluğuna bağlı o da. Yani oradaki kaslar biraz normalden fazla yorulduğu için biraz daha erken yorulma. Ama tabanlık kullanırlarsa o zaman? O daha tabanlık kullanınca tabii o durum da düzeliyor. Yani ailesi telaşlanmasın eğer esnek düz tabanlıksa. Çünkü neticede ayak yere yayılıyor. Yani ayak böyle lastik gibi yere basıyor ve adım atıyor. Bu işi yapıyorsa ayakta esas olan fonksiyondur. Yani estetik ayak için çok önemli bir şey değildir. Hani insanın yüzünde başka yerinde önemlidir ama ayakta önemli olan şeydir. Dolayısıyla bazı ameliyatlar denendi bu taban düştüğü için. Halen de zaman zaman yapanlar var. Ama çok net sonuçlar. Yani tabanı düzeltiyorsunuz. Düzeltmek bir bakıma mümkün. Bu sefer ağrımayan ayak ağrımaya başlıyor. Şimdi ayak ağrıdığı zaman hastanın her şeyi değişiyor. Dolayısıyla önemli olan biz ağrısız fonksiyonel bir ayak diyoruz. Dolayısıyla ayak yani taban düştüğünden dolayı ameliyat pek tavsiye etmiyoruz. Peki o zaman yine çok sorulan bir sorudan ailelerin sordukları artık söyleye hani bir hal olduk. Diyoruz ki efendim yürüteç kullanımı konusunda aileler soruyorlar. Doktor bey ne zaman başlayalım yürüteç kullanmaya? Biz de yürüteç kesinlikle kullanmayın diyoruz. Acaba bu kadar net konuşmamız uygun mu? Yani yürüteç kullanabilirler mi veya niye kullanmamaları gerekir? Ya şimdi ben her şeyin fizyolojik olarak devam etmesi taraftarıyım. Yani neticede bu çocuk yürüyecek. Yani yürüteç kullanmanın aileyi belki yani çocuk hareketli olduğu zaman mutlu ediyor olabilir. Koşturuyor işte daha hareketli oluyor ama o çocuğun öncelikle emeklemesi lazım. Yani oturulması lazım, emeklemesi lazım. Bir kere ondan ben de karşıyım. Yani kolların çocuğun kuvvetlenmesi lazım.
daha henüz emeklemeyen bir çocuğu sisiye direkt olarak koyduğunuz bacak zaman kaslarını... çocuk kol kaslarını çok kullanmayacak. Birincisi o. İkincisi işte ev kazaları, merdivenden düşmeler, yuvarlanmalar daha tehlikeli oluyor. Üçüncüsü bizim ortopedik açıdan çocuk biraz da iriyse, iri kemikliyse özellikle yani iri yapılıysa henüz kemikleri tam olgunlaşmadan ağırlık verince bu kez bacaklarda eğriliklere sebebiyet verebiliyor. Şimdi o şeyi çok ayarlamak mümkün olmayabiliyor bazen o yürüteçleri. Çocuğun ağırlığı olabildiği kadar fazla aşağı düşerse bu kez çocuk sanki yere basıyormuş gibi oluyor ve zaman zaman kendini kaldırıp basar biliyorsun bu şekilde. Öyle olduğu zaman da henüz hazır olmayan kemik yapısına fazla yük binmiş oluyor. O da eğriliklere sebebiyet verebiliyor. O yüzden biz de her şey fizyolojik olsun, çok acele etmesin aile. O çocuk nasıl olsa sağlıklı bir çocuk, eninde sonunda yürüyecek. Bir ay önce, bir ay sonra hiç fark etmez. Dolayısıyla kendi kalkıp kendi yürüsün düşüncesindeyiz. Büyüme yani. Çekirdekleri kemiklerin uzunlamasının uçlarında oradan kemik kıkırdak olarak üretiliyor. Evet. Oraya da baskı olması yine eğrilik oluşumunda onunla da etkisi... Yani zaten tabii o şekilde eğriliyor kemik. Yani duran kemik eğrilmiyor ama çocuk henüz o kıkırdaklar büyümeye şey yapamadığı için... Sertleşmediği için. Tabii simetrik büyütemediği için. Raşitizmde de öyledir ya. Yani normal büyürken kemik tam simetrik olarak o kemik hücrelerinden büyür. Ama bir tarafı fazla baskı altında kalır. Yanlış şey bir şekilde tam uyarım farklılığı olursa bacakta eğrilik oluşuyor. Bir de yürüteç kullanan çocuklar yürümeye başladıkları zaman çok bahsettiniz gerçi o şekilde anladım ben anlattığınızı. Hani parmak uçlarında yürüyerek öğreniyorlar sanki yürümeyi. Normal evet. Yürüyemiyorlar gibi görünüyor. İşte yani o fizyolojik olmayan bir şey her zaman bir takım riskler içeriyor. Çok önermiyoruz yani şeyi yürüteci gerek de yok böyle bir şey. Peki bence. Yürüteç kullanmıyoruz efendim. Bir hattımızda izleyicimiz var. Dinliyoruz efendim sizi. Hacı Bey. Hacı Bey buyurun. Merhabalar. Merhabalar efendim. İyi yayınlar efendim. Benim teşekkür bir torunum var. 20 aylık parmak uçlarıyla yürüyor. Yürüyemiyor. Doktor Bey'den bir bilgi almak istiyorum ondan. Peki efendim. Tam da denk geldi evet. İzleyicimiz. Parmak ucunda yürüme, hani yürüteç kullanımıyla da alakalı olabilir mi? Yoksa tabii farklı sebepleri de, ciddi sebepleri de var mıdır? Şimdi parmak ucunda yürüme demek arkadaki baldır arkasındaki, ayak bileği arkasındaki aşil tendonu ve o kasların bir gerginliğini düşündürür bize genellikle. Yani çocuk ayağını yere bastığı zaman normalde arka taraftaki kasın gevşemesi lazım. Eğer arka taraftaki kas gevşeyemiyorsa o zaman çocuk bastığı zaman ayak parmak ucuna basar. Bunda işte o aşil tendonunun arka taraftaki tendonun muayenesini yapmak lazım. Onda gerginlik genellikle söz konusudur. Bu gerginliğin biliyorsun çeşitli sebepleri olabiliyor. Hani nörolojik. Nörolojik sebepler olabilir. Bir şekilde doğum travmasından, doğum öncesinden kalan şeyler olabilir. Onun bir yapısının, reflekslerinin değerlendirilmesi lazım. Bazen selim olan, yani başka bir bozukluk yok ama sadece arkadaki gerginlik de söz konusu olabiliyor. O zaman egzersizler veriyoruz. Yani arka tarafı gevşeten düzenli egzersizler veriyoruz. Aslında tabii bir serebral palsi, yani beyin probleminden gelse bile, yani beyinden emir biliyorsunuz gidiyor kaslara. Bir taraf kasılırken bir taraf gevşiyor kabaca. Düzen çalışmazsa orada gerginlik oluşuyor. Eğer bundan kaynaklanan gerginlikler varsa bunun çeşitli ilaç tedavileri, işte baklofen tedavileri veya botoks tedavileri gibi o kası gevşeten geçiş tedavileri ve egzersizleri var. Ama bir ortopedistle çocuğun değerlendirilmesi lazım. Ona göre bir yön çizilmesi lazım. Peki efendim, o zaman ben bir de büyüme ağrılarını soracağım. Aileler çok bize o konuda da söylüyorlar işte. Hmm. Direkt olarak her şeyi büyüme ağrısı olarak kabul etmek gerekir mi? Yani birçok çocukta özellikle hızlı büyüme dönemlerinde büyüme ağrıları olabiliyor belli bölgelerde. Büyüme çekirdeklerinin olduğu kemiklerin tam uç kısımlarında özellikle dizde mesela çok fazla görürüz. Evet. Ama hani bir çocuğa direkt büyüme ağrısı demeden önce bazı şeyler yapmak gerekir mi? Çok sıkıntılı bir durum varsa özellikle. Tabii şimdi çocuğun ağrıları birçok sebepten olabiliyor gelen çocuklarda. Şimdi çocuk 3 gün öncesine kadar normal. 3 gündür ağrım var diyorsa ciddi manada. Tabii o daha farklı. O önemli. Yani onun eklemlerle ilgili sıkıntısı olabilir, bir herhangi bir ödeme olabilir, kalça ve diz eklemlerinde bir şişlik söz konusu olabilir. Onun bir şekilde muayene ve tetikleriyle araştırmak lazım. Bir de böyle zaman zaman ağrıları olan, işte hani belli bölgelerde ağrılar olan durumlar var. O da çocukların bu kemikleşme noktalarıyla ilgili. Mesela 10-11 yaşlarında bir çocuğun topukları çok ağrıdığı çok gelir. Ha deriz bu işte topuk büyüme çizgisindeki rahatsızlığı gösteriyor. Biraz çocuk fazla zıplamıştır, fazla basket oynamıştır, atlamıştır, zıplamıştır. Bir de
O yapısı ona müsaittir. Tam topuk kemiğinin arkasında sever hastalığı dediğimiz bir durum var. Orada topuk ağrısı bundan kaynaklanıyordur. Basit birkaç önlemle onu gidermek mümkün. Aynı şekilde 13-14 yaşlarına geldiği zaman diz bölgesindeki, dizin olduğu yerde bir kemikleşme noktası var. Orada Oscut-Schlatter hastalığı dediğimiz bir durum oluşabiliyor. O da yine aynı şekilde çok bisiklete binen, basket oynayan, zıplayan çocuklarda daha çok görüyoruz. Onda da yine bazı önlemlerle onu gidermek mümkün. Yani çocuğun kemikleşme çizgilerinin kapanması ve kemikleşme çizgileriyle ilgili belli bölgelerde spesifik ağrıları oluşuyor. Onu değerlendirmek lazım. Onun haricinde çocuğun zaman zaman bir yeri ağrıyorsa biz genellikle bir sebep bulmaya çalışıyoruz. Yani sistemik olarak bir sebep bulmaya çalışıyoruz. Dirençli bir ağrı ve devam eden, belki de şiddetlenen bir ağrı varsa mı daha çok ciddi bazı hastalıkları düşünelim? Tabii. Yani o zaman biz zaten sizlerden yardım istiyoruz biliyorsun. Çocuğun hani bir romatizmal bir eğilimi var mı? Bazen çok erken çocukluk romatizmaları da olabiliyor. Genel sistemik değerlendirmesini yapıyoruz. Bölgenin değerlendirmesini yapıyoruz. Ancak bunlarda bir şey çıkmazsa yine hani büyüme ağrısı olabilir kesin olmakla beraber diyoruz ve takip alıyoruz çocuğu. Yani normalde böyle kronik ağrısı olan bir çocuğu başıboşta bırakmamak lazım açıkçası. Peki bir de efendim yürüme çocuklarda bazı aileler işte diyorlar ki bizim çocuk yaşına geldi hala yürümüyor. İşte bilmem 15 aylık oldu yürümüyor. Bazıları komşunun çocuğu da 9 aylıkken yürüyor. Ortak konumuz olabilir ama ben bir de sizin görüşünüzü merak ediyorum. Yani bu yürüme konusunda çocuktan çocuğa bu fark edecektir. Yani kıyaslamak gerekir. Genellikle 1-1,5'u biz normal kabul ediyoruz çocuklarda. Bazen erken de olabilir. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Tabii burada çocuğun kas iskelet gelişim hızı önemli. Yani kas iskelet sistemindeki gelişme hakikaten bazı çocuk bizim Vehbi'nin Berat gibi mesela 8-9 aylıkken yürümeye başlıyor. Ufak tefek doğru. Böyle şeyli hareketli filan. Biraz daha böyle hani benim gibi böyle hımbıl olan çocuklar diyelim biraz daha geç yürüyor. Ama bu çocuğun ileride kas gücünün zayıf olacağı, ileride bunun çocuğun işte ötekinin başarılı, yani iyi sporcu ötekinin olmayacağı manasına hiç gelmiyor. Yani kesinlikle biraz birkaç ay geri, biraz daha iri yapılı çocuklar biliyorsun kilolular biraz daha geç yürür genellikle. Biraz çok daha ufak tefek olanlar işte bunun babası da böyle yürümüştü derler, dedesi de böyle yürümüştü, hakikaten amcası da böyle yürümüştü. Biraz erken yürüyor. Onda bir anormallik yok. Çok gecikirse çocuğun yürümesi tabii hani bir yaşını geçmiş 12, 13, 14 aya gelmiş normalde yürümesi lazım. Kız çocuklar birkaç ay daha erken yürüyor genelde. Erken yürüyorlar. Ama hani onun siz zaten değerlendiriyorsunuz. Çocuk doktoru değerlendiriyor. Yani çocuğun çok geç yürümesi mesela 1,5 yaşına gelmiş hala yürümüyorsa bir problem var demektir. Onu araştırmak lazım ama 11, 12, 13, 14 aya kadar siz de biliyorsunuz. Normal kabul ediyoruz. O nasıl bazısının İşte hani boyu biraz uzun, boyu biraz kısa oluyor. Hep her şey tam aynı. Herkes standart aynı. Olmuyor. Olmuyor, standart olmuyor. Bir yani 2-3 ay geç yürümesi de bir hastalık değil yani. Yani çok gecikmedikten sonra. Efendim çok çok teşekkür ederiz. Ben ağzınıza teşekkür ederim. Çok sağlık, çok teşekkürler. İnşallah yeni dönemde de yine birlikte güzel programlarda beraber oluruz. İzleyicilerimize buluşuruz inşallah. Çok teşekkürler. Size de iyi tatiller, başarılar. Çok teşekkür ederiz. Efendim size yani yarın sabah veya pazar sabahı şu programla tekrar misafirimize haber veremiyorum ama güzel müjdeli bir haber veriyorum. İnşallah 3 Eylül pazartesi sabahı ve 1 saat sürecek şekilde olan dizayn edilmiş programımızla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şimdiden konuklarımızı ayarlamaya başladık. Hatta birkaç haftalık konuklarımız bile şu anda dolmuş durumda kontenjanlarımız. Efendim inşallah size çok güzel bir program hazırlamaya çalışıyoruz. Bize verdiğiniz desteklerden dolayı çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda gerek sizlere, gerek hocalarıma, misafiri olan hocalarımın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gerek yöneticilerime bizi bu şekilde, bu konuda bir şeyler yapabileceğimize inandıkları için, bizi bu konuda motive ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Efendim kısmet olursa Eylül ayında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.